Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar. Bugünkü asr-ı saadet okumalarımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabe kiramından önemli bir sahabenin kıssasını, hikayesini özellikle İslam'ı kabul ediş şeklini okuyarak ondan dersler çıkarmaya çalışacağız. Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba etmeyi, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yolundan giden sahabe kiramın izinde olmayı cümlemize nasibi müesser eylesin. Bugünkü işleyeceğimiz konumuzun başlığı daha doğrusu bugünkü hayat hikayesi üzerinden ibretler ve dersler çıkaracağımız sahabimizin ismi Tufeil İbni Amr Eddevsi radıyallahu anh olacak. Tufeil Devs kabilesinin eşrafından cömertlik, cana yakınlık, muhtacı el uzatmakta nadir isimlerden biriydi. Aynı zamanda ince duygulu, zeki ve edebi inceliklere vakıf bir şahsiydi. Duygu, düşünce, his ve fikirlerini gayet zekice gönüllere, gönüllere işleyecek bir incelikte dile getirmesini iyi bilen bir edebiyatçıydı aynı zamanda. İslam ile nasıl müşerref olduğunu, İslam'ı nasıl kabul ettiğini, daha doğrusu İslam'a nasıl girdiğini bizzat kendisi anlatıyor. Onun dilinden dinleyelim. Mekke'ye geldim. Kureyş'in ileri gelenleri beni görür görmez karşılamaya geldiler. Son derece yakınlık gösterdiler. İtibar ve izdetle karşılandım, misafir edildim. Adetim olduğu üzere daha önce de gelir, Kabe'nin çevresindeki putlara hediyeler sunar, Kabe'yi tavaf ederdim. Her gelişimde de iyi karşılanır, yakınlık ve iltifat görürdüm. Çünkü ben kabilemin reislerinden, liderlerinden, önemli insanlarından biriydim. Bu sefer durum biraz farklıydı. Gelişimi haber alan Kureyş'in ileri gelenleri, liderleri beni karşılamaya geldiler. İkramlardan sonra söz açıldı. Bana Tufeil geldin bizim diyarımızdasın diyerek söze başladılar ve devam ettiler. Aramızda öyle birisi türedi ki kendisini peygamber zannediyor. Her şeyi yerinden oynattı. Düzenimizi bozdu. Ne yapacağımızı bilemez hale geldik. Gücümüzü parçaladı. Cemiyetimize nifak soktu ona kapılan gençleri bir daha geri döndürme asla mümkün olmuyor. Bizim başımıza gelenin senin de başına gelmesinden, sizin kabilenizin de başına gelmesinden, başında bulunduğun aşiretinizin birbirine düşmesinden, dağılıp perişan olmasından korkarız. Bu adamla sakın irtibat kurma, konuşma, söylediklerine kulak verip onu dinleme. Öyle sözler söylüyor ki inan sihir gibi insanı etkiliyor nice babayla oğlun, kardeşle kardeşin, karıyla kocanın arasını ayırdı Muhammed dediler. Bununla da yetinmediler. Bana öyle şeyler anlattılar, öyle garip haberler aktardılar ki bu adamın yaptığı acayipliklerden kendim içinde, aşiretim içinde artık korkmaya başlamıştım. Öyle ki yakınına bile yaklaşmamaya karar verdim. Hele hele onunla asla konuşmayacak, bir şey söylerse kulaklarımı kapatacaktım. Sabahın erken saatlerinde Kabe'ye yöneldim. Tavaf edecek, hac ettiğimiz, ziyaret ettiğimiz putlara gereken saygıyı yerine getirecektim. Niyetim buydu. Böylece o putların bereketlerini bekliyordum, umuyordum. Bu arada belki Muhammed'e rastlarım, bazı sözleri kulağıma çalar diye her iki kulağıma da pamuk tıkamıştım. Mescid-i Haram'a girer girmez Muhammed'i gördüm. Kabe'nin yanında namaz kılıyordu. Bizim ibadetimizden başka bir şekilde ibadet yapıyordu. Görünüşü, davranışları, ibadeti sırasındaki huşusu, konsantrasyonu, motivasyonu sanki beni teslim almıştı. Gördüğüm ve hayran kaldığım şu ibadet ediş şekli beni derinden sarsmıştı. Ona doğru yaklaştığımı hissettim istemsizce. Elimde olmadan yavaş yavaş yanına kadar gele gelmiştim. Cenab-ı Hak öyle murad etmiş ki bütün tedbirlerime Tıkadığım pamuğa rağmen namaz kılarken okuduğu bazı şeyleri yine de duyuyordum. Bunlar ne kadar güzel, ne kadar doğru sözlerdi. Biraz daha yaklaştım, tavafa devam edecektim ama bir türlü tavafa konsantre olamıyordum. İçimde bir mücadele başladı. Kendi kendimle savaşmaya başladım. Kendi kendime, ey tufey sen edip söz sanatkarı, şair bir kişisin. Güzeli çirkini, doğruyla yanlışı birbirinden ayıramayacak biri değilsin ki. Bu zatın söylediklerini dinlemene ne engeldir ki? Eğer söyledikleri doğruysa, güzelse kabul edersin, çirkinse, yanlışsa reddedersin. Yanlışsa karşılık verememekten, doğruysa doğruyu kabul etmekten mi korkuyorsun dedim kendi kendime. Bir iç mücadelesi yaşıyordum bu iç mücadelesinden sonra pamukları kulağımdan çıkarttım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitinceye kadar onu bekledim. Sessizce onu dinledim. Hayranlıkla onu seyrediyordum. Evine doğru yönelince peşine düştüm. Onu takip ediyordum. Evine girdi. Vardım izin istedim. Kapısını çaldım. İzin verilince ben de onunla beraber girdim. Ya Muhammed kavmin senin hakkında bana çok kötü şeyler anlattılar. Beni öyle korkuttular ki senin söylediklerini duymamak için kulaklarıma pamuk tıkamıştım. Sonra Allah nasip etti söylediklerini duydum. Çok hoşuma gitti çok güzeldi. Bana İslam anlatır mısın dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hak din İslam'ı anlattı. İhlas, felak ve nas surelerini okudu. Allah aşkı için ömrümde bundan daha güzel sözler duymamıştım. Bana anlattıklarından daha doğru da bir şey bilmiyordum. Ona elimi uzattım. Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun peygamberi olduğuna şehadet ettim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek Müslüman oldum. Artık Müslüman olmuştum. İslam'a girmiştim. Tufeil'in Müslüman olmasının ardından yıllar geçmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar Havazin kabilesiyle yapılan savaşın ardından Tayfin fethi için yola çıkmışlardı. Amr bin Hamhaman'ın Zülkeffeyn 250 adlı ağaçtan yontulmuş bir putu vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tufeyli o putu yıkmak için görevlendirmişti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona emredip Zulkeffeyn'in işini bitirdikten sonra Taif'te bana yetiş dedi. Tufeyl de gitti o putu yıkıp yüzünün üzerine ateş döktü. Put yanmaya başladığında da şu musraları okumaya başladı. Ey Zülkeffeyn ben sana ibadet edenlerden değilim. Bizim doğduğumuz zaman senin doğduğun zamandan çok evveldir. Gerçekten ben senin kalbine ateş doldurdum. Bizim doğduğumuz zaman senin doğduğun zamandan evveldir demesinin anlamı şuydu. Senin yontulduğun ağaç daha bitmeden ve sen o ağaçtan yontulmadan önce insanlar vardı. Sen hangi sebeple Adem oğluna ilah oldun ki demektir. Puta hitap etmekte Murat ise ona ibadet edenlere sözünü işittirmekti. Yoksa putun kendisiyle konuşmuyordu elbette. Yoksa put bir ağaç parçası, bir taş parçasıdır. İşitmek ve anlama ihtimalleri yoktur. Sonuç olarak işte ibadet ettiğiniz bu varlığın sonu budur. Onun halini görün demek istemişti Tufeil. Ondan sonra Tufeil radıyallahu anh kendi kabilesinden 400 kişiyle oradan ayrılıp Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına Taif memleketine dönmüştüm. Böylece putçuluk zihniyetine isyanını mısralarla anlatıyor. Allah'a şirk koşanların, emel ve umutlarını putlara bağlayanların nasıl bir yanlışlık, nasıl bir düşüncesizlik içinde olduklarını dile getiren, asırlar sonrasına kadar uzanan bu mesajları veriyordu. İslam'dan sonraki lakabı yani Müslüman olduktan sonra Tufeyl radıyallahu anh'a zünnur denilmeye başlamıştı. Tufeyl Müslüman olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi. Ya Resulallah ben kavmim içinde sözü dinlenen birisiyim. Hemen kavmime dönüp onlara İslam'ı anlatmak istiyorum. Allah'a dua et de onların kalbini İslam'a açsın. Beni de bu konuda başarılı kılsın. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya Rabbi sen Tufeyli nurlandır diye dua etti. Tufeyl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılıp Kavmini, kabilesini, aşiretini İslam'a davet etmek üzere yola koyuldu. Onların yanına vardığında hızlı bir şekilde, onların yanına al al acele hızlı bir şekilde gitmek, onlara İslam'ı anlatmak, onların da Müslüman olması için canla başla gayret ediyordu, acele ediyordu. Kavminin kendisini görebileceği seniye denen yere geldiğinde tüfeğinin alnında, Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle bir nur yarattı, meydana getirdi. Birden heyecana kapılan Tufeyl Cenab-ı Allah'a dua etti. Ya Rabbi bu nuru alnımdan başka bir yere koy. Halkın bunu dinlerini terk ettiğim için benim başına gelmiş bir hastalık olarak kabul etmelerinden korkuyorum diye dua etti. Nur hemen Tufeyl'in elindeki asasının yani bastonun ucuna geldi. Bundan dolayı Tufeyl'e nur sahibi anlamına gelen Zünnur ismi verilirdi. Evine vardığında yaşlı babası kendisini evinde karşıladı. Babasına dedi ki ey babacığım bana yaklaşma artık ben senden değilim sen de benden değilsin. Babası şaşırdı niçin böyle diyorsun oğlum? Tufil çünkü babacığım ben Müslüman oldum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dinine girdim diye cevap verdi. Yani Tufeil kendisi Müslüman olmuştu. Müslüman olmanın kıymetini, değerini o kadar anlamıştı ki müşriklerin puta tapmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu o kadar iyi anlamıştı ki babasının da bunu anlaması için ona böyle sert bir üslupla hitap etti. Babasının tufeli olan güveni sonsuzdu. Oğlunun fikirlerine değer verirdi. Oğluna "Evladım, senin dinin benim dinimdir." diyerek oradan ayrıldı temiz elbiselerini giyip tekrar geldi. Tüfel babasına İslam'ı anlattı. Artık Tüfel'in babası da Müslümandı. Bundan biraz sonra hanımının yanına gitti. Hanımına da aynı şekilde bana yaklaşma artık. Sen benden değilsin, ben de senden değilim. Artık aramızda nikah bağı yoktur." dedi. Hanımı, "Neden böyle söylüyorsun kurban olduğum?" diye cevap verdi. "Çünkü ben Müslüman oldum. Müslüman olduktan sonra sen müşriksin." artık seninle evli kalamam diye cevap verdi. Bunun üzerine Tufeil'in hanımı da orada Müslüman oldu. Tufeil bin Amr hemen kavmini topladı, aşiretini etrafına topladı, onlara İslam'ı anlattı. Ancak onlar Tufeil'in davetini kabul etmediler. Tufeil heyecanlıydı, celalliydi, aceleciydi. İstiyordu ki insanlar hemen İslam'ı anlasın, hemen Müslüman olsunlar. Halkın hemen İslamiyeti kabul etmesini bekliyordu. Ümitsiz ve mahzun bir şekilde Mekke'ye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına döndü. "Ey Allah'ın Resulü, kabilem, aşiretim davetimi kabul etmediler. Müslüman olmaya yanaşmadılar. Onlar için beddua et." dedi. Doğru yola gelebilecek olanlar için Resulullah asla beddua etmezdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Tufeil, acele etme." diye cevap verdi ve "Ya Rabbi, devs kabilesine hidayet et diyerek beddua etmek yerine dua etmeyi tercih ettim. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tufeyl'e dönerek ona şöyle konuştu. Şimdi sen kavminin yanına dön, aşiretine dön, onlara İslam'ı anlatmaya devam et. Sakın onlara sert davranma, yumuşak bir, dil, yumuşak bir dille anlat dedim. Tufeyl bin Amr Resulullah'ın emirlerine uyarak uzun yıllar devs topraklarında kalıp o insanlara İslam'ı anlattı. Geçen zaman içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret etmiş. Bedir, Uhud ve Hendek savaşları yapılmıştı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in emrettiği şekilde İslam'ı sakin bir dille, kızmadan, sinirlenmeden, acele etmeden yumuşak bir dil, yumuşak bir dille anlatması sonuçlar vermişti. Müslüman olanların sayısı gün be gün Devs kabilesinin içerisinde de artmaya başlamıştı. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar. Elbette Tufeil'in hikayesi kıssası burada bitmiyor. Ama bizim amacımız kısa bir şekilde, özlü bir şekilde bu büyük insanları tanımak, onların hayatlarından ibretler almak olduğu için burada bitirerek şimdi Tufeyl radıyallahu anh'ın kıssasından ne gibi ibretler alabiliriz ona geçmek istiyorum. Tufeyl'in hayatından alınan bu bölüm dikkat ve ibretle okunduğunda şu gerçekle dikkatimizi çekecektir. Batıl zihniyetin kendi varlığını düşünce ve inançlarını menfaatlerini korumak için nasıl gayret ettiklerini ne gibi çalışmalar yürüttüklerini bu kıssa bize anlatıyor. Bütün gayretlere rağmen ayeti kerimelerin yine de insanların gönüllerini nasıl fethettiğini yine bu kıssadan öğreniyoruz. İslam nuruyla aydınlatan ilk İslam neferlerinin bütün işkence ve baskılara göğüs gerdikleri, asla gerim atmadıkları davalarından dönmediklerini anlıyoruz. Selim fıtratlı, şahsiyetli, karakterli insanların İslam'ı kabul etmeye daha yakın olduklarını yine bu kıssa bize işaret ediyor. Sunni sanal tedbirlerin hakkın sesini asla boğamayacağını, batılın hakka asla galip gelemeyeceğini, hakkın önünde ve sonunda batılı her zaman mağlup edip sesini, ışığını, nurunu her zaman gün yüzüne çıkaracağını yine bu kıssadan anlıyoruz. edebi incelikleri anlayan, belagat ve fesahatı iyi bilen, ifade gücünü hisseden herkesin anladığı bir gerçek, Kur'an-ı Kerim'in bütün edebi tasavvurların üstünde olduğu ve bunun İslam'a karşı kin ve nefretle dolu, ona giden bütün yollara set çekmeye çalışan Mekkeli müşrikler tarafından bile kabul etmek zorunda kalındığıdır. Edebi incelikleri anlayan, belagat ve fesahatı iyi bilen, ifade gücünü hisseden herkesin anladığı bir gerçek, Kur'an-ı Kerim'in bütün edebi tasavvurların, sanatların üstünde olduğu ve bunun İslam'a karşı kin ve nefretle dolu, ona giden bütün yolları engellemeye çalışan Mekkeli müşrikler tarafından bile kabul edilmek zorunda kalındığı gerçeğidir. Onun gönüllere işleyen tesirini kırabilmek, engellemek, dinlenmesini önlemeye sihirli geçmiş ümmetlerin masalları olduğunu söyleyerek dikkatleri başka tarafa çekmeye çalışmak gibi veya okuyanı susturmaya çalışmak gibi çalışmalarının hepsi boşa gitmiştir. İslam'ı asla engelleyememişlerdir. Kur'an-ı Kerim'in ifade gücü karşısında susup Kur'an-ı Kerim'in edebi mucizesi karşısında bir daha şiir yazmayacaklarına, şiir söylemeyeceklerine dair yemin eden şairler, onun derin denizlerdeki fırtınalı havayı tasvirini duyarak hayran kalıp İslam'a yönelen denizciler, onun ilmi mucizelerini takip edip her karşılaştığıyla hayretlere düşen ilim adamları vardır şirkin o günlerde iki temel direği olan müşriklerin en önemli iki lideri olan Ebu Cehil ile Velid bin Mughire arasında geçen konuşmadan işte biz bunları anlıyoruz. Ebu Cehil Velid İbni Mughire'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gittiğini ve onunla konuştuğunu duymuş. Diğer arkadaşları gibi onun da Müslüman olacağından korkmuştu. Velid'in kaybı çok kimsenin kaybı demekti. Çünkü Velid bin Mughire Mekke'nin önemli insanlarından biriydi. Çünkü Velid siyasi ağırlığının yanında müthiş bir servete, keskin bir zekaya sahip, edebiyatçı ve şair bir kimseydi. Edebi konularda da oldukça bilgiliydi. Şiir dünyasında çok zengin cahiliye hazinelerine sahipti. Nefis mısraları, peş peşe sıralar hangi sözü hangi mısrayı nerede nasıl kullanacağını iyi bilir, insanların nasıl etkileyeceğini çok iyi bilirdi. Sözü dinlenir ve değerlendirmeler her zaman toplumda kabul görürdü. Ebu Cehil, Velid bin Mughire'nin yanına gelerek Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kötü sözler söylemesi, onun aleyhinde şiirler okuması karşılığında para ve mal teklif etti. Velid kızmıştı. Kureyş Mekkeliler benim hepsinden daha çok zengin olduğumu bilmiyorlar da mı bana para teklif ediyorlar dedi. Sonra aralarındaki konuşma şöyle devam etti. O zaman kavmine Muhammed'in söylediklerini hoş karşılamadığını gösteren edebi sözler söyle. Yani Ebu Cehil Velid bin Mughire'nin Müslüman olmuş olabileceğinden şüphe ederek onun ağzını arıyor. Madem öyle diyor Muhammed aleyhine kötü sözler söyle ki biz de seni bilelim durumun nedir Anlayalım. Ne söyleyebilirim? Vallahi içinizde benden daha iyi şiir bilen, kafiye bilgisine sahip olan, kasideleri yakından tanıyan birisi yok. Vallahi onun söyledikleri bunlardan hiçbirine benzemiyor. Yani Muhammed'in söyledikleri, yani Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ne bir şiirdir, ne bir masaldır, ne bir hikayedir. Bunların hiçbirine benzemiyor. Söylediklerinde gerçekten bir tat tarif edilmez bir lezzet var. Üstü tadına doyulmaz meyveler, altı meyveleri besleyen rahmet sularıyla dolu. O üstüne çıkılamayacak kadar üstün, daha üstü söylenemeyecek kadar yüksek bir sözdür. O altındakini çökertir, ezer, yerle bir eder. O dibine inilemeyecek kadar derindir gibi sözler söyleyerek Velid bin Mughire Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den duymuş olduğu sözlerin ne büyük sözler olduğunu Kur'an-ı Kerim'in bir insan sözü asla olamayacağını itiraf ediyordu. Bunları duyan Ebu Cehil ne diyeceğini bilemedi. Çareyi eğer böyle söylersen kavmin senden asla hoşlanmaz. Artık seni alkışlamazlar. Artık senin sözünü dinlemezler. Artık seni liderleri olarak kabul etmezler diyerek onu ikna etmeye çalıştı. Velid bırak da biraz düşüneyim dedikten sonra bir süre düş bir süre düşünmeye daldı. Sonra şunları söyledi. Evet evet. Olsa olsa Muhammed'in söylediği sözler sihirli kelimelerdir. Önceki sihirbazlardan ona geçmiştir denilebilir. İşte doğru, işte inat. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği Kur'an ayetlerinin bir insan sözü olamayacağını bir şiir, bir sihir, bir büyü bir hikaye, bir kıssa, bir masal olamayacağını önce itiraf edip sonra kaybede kaybedeceği mal, mülk, makam hırsı, kaybedeceği insanlar arasındaki makam hırsı yüzünden hakikati reddetme. Ve işte doğrular, hakikatler, gerçekler ve işte hakikatler karşısındaki inatçıların tavrı. Her ne kadar insanlar okuma alışkanlığını kaybettiler, hatta okumaz hale geldiler, edebi incelikleri anlayan zevk sahibi insanların sayısı iyice azaldı ise de, Kur'an-ı Kerim bu özelliklerini elbette hala korumaktadır. Ve gün gelip imkan bulacak ve yeniden Kur'an-ı Kerim gönüllere sızacaktır, sızmaya devam edecektir. İslam hakkında yanlış bilgi vermek, onu yanlış tanıtmak, zihinlerde ürkütücü izler bırakmak, istenmeyen, korkulan bir inançlar silsilesi halinde göstermek, İslam'a giden yollara engeller çek çıkarmak, İslam'a giden yollara engeller çıkarmak için planlar yapıp uygulamak, eldeki imkanları seferber etmek sadece o günlere has bir şey değildir. Bunlar sadece o günkü müşriklerin yaptığı şeyler değildir. Tarihte müşrikler, kafirler, İslam düşmanları, İslam'ın aydınlığının kendi karanlıklarını Yok edeceğinden korkan bütün güçler bu çalışmaların içinde olmaya devam etmişlerdir. Günümüzde de devam etmektedirler. Şeytana uşak olmaya, Allah'a kul olmaya tercih edenler asırlar boyu bu çalışmaların içinde olmuşlardır. Belki şekli, üslubu, hızı, tesiri değiştir, değişmiştir ama bu çalışmalar hep var olmuştur. Nitekim yüce Rabbimiz Allah azze ve celle bu hakikati anlatmak için Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. İnkar eden, Allah yoluna karşı duranlar insanları onun yolundan alıkoymak için mallarını seferber ediyor. Bu uğurda ellerinden gelen bütün çabaları, gayretleri gösteriyorlar. Gelecekte de harcamaya devam edecekler. Ama sonunda bu onlara yürek acısı olacak, içlerini dağlayacak ve sonunda yenilecekler. Küfür ve sapkınlıkta inat ve ısrar edenler cehennemde toplanacaklar. Böylece Allah necis, pis ve murdar olanı temiz ve nezih olandan ayıracak, murdar ve pis olanları üst üste koyup kat kat yiyacak ve onların hepsini cehenneme atacak. İşte onlar gerçek zarara ziyana uğrayanların, gerçek kaybın acısını tadanların ta kendileridir. Evet, Enfal suresinde Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle, İslam'ın nuru karşısında kendi karanlıklarını revaşta tutmaya çalışmak için kendi zulüm şebekelerini kendi zulüm çaklarını döndürmek için İslam'ı çirkin göstermeye çalışanların sonlarını akıbetlerini bu şekilde ifade buyuruyorum. Ayet-i Kerime'nin haber verdiğine göre dalalet ehli hak yola set çekme, bu mallarını güçlerini seferber etme gayretlerine devam edecekler. Ancak sonunda kaybeden, yürek acısı duyan, ebedi dünyada eliyim azap ve ızdırabı sonsuza kadar tadanlar onlar olacaktır. Günümüzde de bunun yüzlerce örneğini görüyor, yaşıyor ve şeytan uğruna yapılan bu gayretleri hayretler içerisinde takip ediyoruz. Bugün belki kulaklara mücessem pamuk tıkattırılmıyor ama İslam'ın sesinin ulaşmaması için daha çok modern, daha çok bayağı ve şeytanın hoşlanacağı işler yapılıyor. Radyolar, televizyonlar, gazeteler, dergiler durmadan milletin beyninde boza pişiriyor. İslam'ın sesini kısmak, İslam'ın sesinin insanlara ulaşmaması için, ulaşanın çarpıtılması için, yükselen seslerin kısılması için çılgınca bir gayret ve çaba içerisindeler. Gençliği yediği yumruklardan sersemlemiş, şuurunu kaybetmişcesine ne yapacağını bilemeyecek bir duruma sokmaya çalışıyorlar. Eğer kendine gelir, hayatın gayesini düşünür, Çevremizde yer alan bu kadar güzelliklerin ve nimetlerin bir tesadüfün eseri olamayacağını açan gülün, öten bülbülün, uzanıp giden dev okyanusların, durmadan çırpınan denizlerin, dalgaların, çağıldayan ırmakların, şu vadileri, ovaları, yaylaları, yeşillikleri büründüren çimenlerin, ağaçların, rengarenk çiçeklerin, uçan kuşların, kelebeklerin, şu soframızı dolduran meyvelerin Yaratıcısını düşünür, korkusuyla kendine gelecek, tefekkür edecek zaman bırakmamaya çalışılmaktadır. Gençlik hayvani duyguların peşinde koşmaya, bu duyguları gaye edinip kendini bu duyguların esaretine terk etmeye teşvik edilmektedir. İlim, irfan, hikmet ve nur pınarları olması gereken okullar yaratana düşman yetiştirebilmek için neredeyse seferber edilmek için zorlanmakta her türlü hürmete layık olması, irşat makamını temsil etmesi gereken hocaların, öğretmenlerin dillerinden çoğu defa kir akmaktadır. İnsanın belli hastalıklara karşı vücut direncini yükseltmek için aşılanması gibi, İslam'a karşı beyinler aşılanmaya, onu anlamayacak, dinlemeyecek, yanlış değerlendirecek, merak etmeyecek, dönüp bakmayacak hale getirilmek için çılgınca gayretler sergilenmekte nice entrikalar çevrilmektedir. İslam'ın emirlerini kötü, yasaklarını iyi gösterme, gerçekleri boyama çalışmaları gözlerimizin gözlerimizin önünde cereyan edip devam etmektedir. Seviyesiz bayağı Allah'ın gazabını üzerine çekerek insanları ve belli makamları razı etme gayreti içinde olan kimseler bulunarak İslam adına onlar konuşturulmakta İnsanların beyni yanlış bilgi ve fikirlerle doldurulmaya çalışılmaktadır. Allah'ın Resulü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah'ın gazabını üzerine çekerek insanları memnun etmeye çalışırsa, yani insanların memnun etmek için Allah'ın çirkin gördüğü şeylere güzel, Allah'ın güzel gördüğü şeylere çirkin derse Allah onun sonunu memnun etmeye çalıştığı insanların eline bırakır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu şu anlama geliyor kıymetli kardeşlerim. Kim dünya hayatında Allah'ın rızasını terk ederek hatta Allah'ın gazabını çekeceğini bile bile geçici dünya menfaatleri ve makamları için yaptığı davranışlarda birilerinin rızasının peşindeyse onları memnun etmeyi tercih edip Allah'ın rızasını kulak arkası ediyor ise hesap gününde o kişilere havale edilecek. Sen dünyada bunları memnun etmeye çalışmıştın. Şimdi onların seni mükafatlandırmaya gücü yetiyorsa, onların seni cehennemden kurtarıp cennete koymaya güçleri yetiyorsa git onlardan yardım iste denilecek. Eğer seni azaptan kurtarmaya güçleri yetiyorsa hiç durma git onlara da onlar seni kurtarsın denilecektir. Ne yazık ki bu çılgınlığın, düşüncesizliğin örneklerini bugünlerde de çokça görmekteyiz. İslam'ın sesini parazitlendirmek için, İslam'ın sesini örtmek gayreti içinde, İslam'ı asıl çerçevesinden çıkartmak için basit yorumlarla nefret edilesi çiğlikler sergiliyorlar. Onlar bu gayretlerini sürdürürken diğer taraftan İslami bilgilerin öğrenileceği yuvalar kapatılmaya, kapanması için uygun zemin hazırlanmaya, hayat hakları yok edilmeye çalışılıyor. Hatırlayalım kıymetli kardeşlerim. Bundan 15-20 sene öncesinde 28 Şubat süreci dediğimiz o süreçte ve daha öncesinde İslam memleketi, Darul İslam olan Türkiye'mizde İslam'ı anlatan okullar, dernekler, İslam'ı anlatan insanlara yapılan müdahaleleri hatırlayalım. Allah'ın rızasını her şeyin üstünde tutan insanlar susturulmaya, sesleri gürültüler arasında boğulmaya çalışılıyor. Ama önüne geçilemez bir gerçek var ki bu dava eskimez, pörsümez, yıpratılamaz bir davadır. Çünkü bu dava İslam'dır. Çünkü bu davanın sahibi Allah azze ve celle'dir. Osmanlı'nın son Şeyhülislamı Mustafa, Mustafa Sabri Efendi'nin hak hastalanabilir ama asla ölmez, öldürülemez sözü de bu gerçeği ifade eder. Yani hak, hakikat, gerçek, geçici bir süreliğine olsa bile üstü örtülebilir, engellenebilir ama hak ve hakikat önünde sonunda batılı perişan edecektir. Değişmez ve ölmez doğrular asırlar boyu doğrudur doğru kalmaya devam eder. Her zaman her yerde doğrudur. Doğru zaman geçti diye yanlış olmaz. Doğru her zaman doğrudur. Ona şaşı bakanlar ve baktırılan gözler düzgün baktığı veya eğri görülmesi için gözlere takılan yamuk gözlükler çıkarılıp düzgün bir şekilde hakikate bakıldığı veya tutulan dalgalı ters aynalar fark edilerek devre dışı bırakıldığı an Gerçekler yeniden görülecektir. Yani insanların hakikati görmesini engelleyecek engeller ortadan kaldırıldığında insanlar yeniden hakikati, gerçeği, İslam'ın güzelliğini göreceklerdir. Kısaca dün nasıl Kureş müşriklerinin çabaları fayda vermediyse, İslam'ı engelleyemedilerse, bugün İslam dünyada hızlı bir şekilde yayılmasını devam ediyorsa Bugünkülerin çabası da fayda vermeyecektir. İslam'ın hikmet dolu, şefkat ve rahmet, her iki cihan içinde mutluluk dolu o sesi pamuk tıkanmış kulaklara nasıl uzandı, pamukları deldi geçti, gönüllere işlediyse bugün de bu olmaya devam edecektir. Bütün çırpınmalara, parazitlere, gürültülere, çarpıtmalara, tehdit ve dayatmalara rağmen hakkın kelamı Allah Azze ve Celle'nin sözü kulaklara gönüllere işlemeye devam edecektir. Allah o kelamla gönülleri fethedecek, Allah nurunu tamamlayacaktır. İslam nurunu kimse söndüremeyecek. Zaten söndüğü zaman dünyanın ömrü de bitmiş olacak, bitecek ve ebedi hayat başlayacaktır. Selam olsun kendisini ebedi hayat için hazırlayanlara, Allah'a kul, Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet, mümine de Kardeş olmaya çalışanlara, İslam'ın rahmet ve şefkat dolu sesini duyurmak, gönüllere yaymak için gayret edenlere selam olsun. El ele verip hakka yürüyenlere selam olsun. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Ve aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.